Merhabalar. Bugün sabahleyin bir canlı yayın yapmaya çalıştım fakat olmadı. Sizlerden canlı izleyenlerden de biraz tepki geldi. Hoş tepkiler geldi. Ses bize ulaşmıyor. Orası ne kadar öyle, çocuk yuvasında mısın? Onların sesi daha çok geliyor gibi de mesajlar geldi. Onun için çok özür diliyorum. Yapamadım demek ki. Çünkü sabahleyin kızımla birlikte onun haftada bir gittiği drama okuluna götürmüştüm. O arada önümde laptopumda duruyordu. Bakayım kendi laptopumdan yayın yapabilecek miyim dedim ama istediğim sonuca ulaşamadım. Onun için herkesten özür diliyorum. Seyreden az sayıda kişiden. Tabii YouTube sitesinde durduğu için belki başka bakmak isteyenler de oldular ama herhalde aynı tepkiyi gösterdiler. Evet, bugün şunu anlatmak istiyordum. Bir iktidar intikam almaya yönelik operasyon yapmamalı, yapamaz. Ama Türkiye'de bakın oluyor. Dün çok garip bir operasyon yapıldı. 15 tane üniversite öğretim üyesi, profesörler, asistanlar, doçentler gözaltına alındılar. Gece yarılarına kadar sorgulandılar. Sonra da yurt dışı yasağıyla, bakın çok enteresan, yurt dışı yasağıyla serbest bırakıldılar. Peki nedir suçları diye? İşte suçlama evlere şenlik. Hakikaten Türkiye'de yargının ne hale getirildiğini, iktidarın elinde nasıl oyuncak olduğunun çok güzel bir göstergesiydi. Efendim neymiş? 5 yıl önce yapılan Gezi eyleminde piyano çalan bir adam getirilmiş, yok kırmızılı kadın getirilmiş, yok duran adam getirilmiş. İşte bunlarla eylem yapılmış. Bakın bu kadar saçma sapan, bu kadar akla mantığa aykırı ve iktidarın intikam alma duygularına hizmet eden bir yargı olamaz. Eğer bu mantıkla bakarsak yapılan her işi, her protestoyu, her eylemi, efendim bunlar hükümeti yıkmak istiyorlardı. Onun için de işte dışarıdan şunu getirdiler, bunu getirdiler, bu eylemi yaptılar. Yani insanların özgürce fikirlerini, açıklama yöntemlerinin tamamını suç haline getirip buradan da insanlardan intikam alma yoluna gidiyorlar. Bakın bu çok kötü bir yoldur. Hükümet intikam almaya çalışıyor. Tayyip Erdoğan o gün hiçbir şey yapamadığı Gezi eylemcilerine karşı her açıdan ama. Yani hem maddi olarak yapamadı, gaz, su ve şiddet kullanmaktan, emrindeki fedai polislerini halkın üzerinde salıp onları dövdürtmekten, gaza, suya boğmaktan başka bir şey yapamadı. Gezi ile baş edemediler. Gezi'nin aklıyla, zekasıyla, eylem biçimiyle baş edemediler. Bugün iktidar zihniyetinde olan hiç kimsenin aklının almayacağı eylemler yapıldı. Zekalarının yetmeyeceği, asla ve asla düşünemeyecekleri eylemler yapıldı. Onlarsa karşılığında ne dediler? Efendim Kabataş'ta maskeli, deri pantolonlu, kafalarında bandanalı, efendim vücutları çıplak erkekler türbanlı bir kadına saldırmışlar. Orada milyonlarca insan var. Bir tanesini seçmişler, saldırmışlar, üzerine işemişler, çocuğunu da bir kenara atıp gitmişler. Oradaki on binler, yüz binler, milyonlar ağzını bile açmamış. Bunu anlattılar. Bunu o zaman ülkenin başbakanı olan kişi çıktı televizyonlarda dedi ki böyle böyle yaptılar, bunların hesabını sormayacaklar. İşte hep bütün bu yalanların hesabını güya intikam almak amacıyla soruyorlar. Bakın bu ülkeyi çok kötü, çok karanlığa götürür. Bu koyu faşizmdir, bu karanlık faşizmdir. Bunun önünü mutlaka kesmek zorunda bu toplum. Bu ülkenin aklı başında insanları, AKP'nin içinde var olan aklı selim sahibi, sağduyulu insanları bu korkunç gidişe artık dur demeli. Yoksa bu ülkenin sonu hiç hoş değil. Bakın çok açık söylüyorum. Bu ülkede seçimler falan olmaz. Eğer Tayyip Erdoğan kazanamayacaksa, kazanamayacağını anlıyorsa, Ankara'yı, İstanbul'u kazanamayacağını anlıyorsa bilin ki seçim falan olmayacaktır. Seçim yapılıyorsa eğer Tayyip Erdoğan garantilemiş demektir. Ya Yüksek Seçim Kurulu'nu halletmiştir ya başka bir şekilde kazanacağı garanti hale getirmiştir. Çünkü bu iş koyu faşizme doğru gidiyor. Mutlaka ve mutlaka özellikle AKP'lilere sesleniyorum. Bu sorumsuz gidişin önünde dur deyin artık. Çünkü bu ülke hepimizin, bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Hiçbirimizin birbirimizden ayrısının gayrısının olmaması gerekiyor. Onun için sağduyu çağrısı yapmak istiyorum. İntikamcı anlayışla ben sana gününü göstereceğim. 5 yıl geçse de ben senin canını okurum mantığının artık sona ermesi lazım. Şimdilik bu kadar. Gün içinde başka gelişmeler olursa sizlerle bir